Değerli konuklar, çok değerli İstanbul'umuzun başkonsolosları, dost ülkelerin değerli İstanbul temsilcileri ve konsoloslarımız, uluslararası organizasyonların değerli temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz misyon temsilcileri buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle sizleri selamlıyorum. Bugün bu büyük bir katılımla toplantımıza icap ettiğiniz için de ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul ev sahipliği yaptığı 70'i aşkın konsoloslukla, başkonsoloslukla New York ve Hong Kong'dan sonra dünyanın en fazla başkonsolosluğunu konuk eden şehir. İstanbul binlerce yıllık tarihi konum itibariyle diplomasi kültürünü de aslında çok derin özümsemiş bir kent. 40 kardeş şehri bulunan, 24 şehirle de işbirliği protokolü yapmış olan İstanbul'un uluslararası pozisyonun anlamını ve değerini ben de çok iyi biliyorum, hissediyorum ve bunun sorumluluğunu taşıyorum. Ve İstanbul'un devletler, kentler arası, kültürler arası işbirliği ve yakınlaşmadaki fonksiyonunun bugün bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımakla kendimi görevli kabul ediyorum. Kendi kendime verdiğim bir görev daha var. Biliyorsunuz diplomasiye dair pek çok inanılmaz söz vardır. Bunlardan biri çoğunlukla düşündüklerimden farklı şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Buna da diplomasi adını veriyorlar derler. Ben kendime bu şehrin tüm uluslararası ilişkilerini düşündüklerinden farklı hiçbir şey söylemeden yürütme görevi de veriyorum. Bunu hepinizle paylaşmak isterim. Değerli konuklar, biliyorsunuz kentler yakın zamanlara kadar genel olarak ürettikleri ekonomik değerler üzerinden tanımlanırdı. Bir kente karakter kazandıran özellik genellikle o kentteki hakim ekonomik fonksiyon olurdu. Örneğin ticaret kentlerinden, sanayi kentlerinden, turizm kentlerinden söz ederdik. Geleneksel tanım böyleydi. Bugünün dünyasında ise kentler hakkında düşünüp konuşurken yani yeni ve farklı kavramlar kullanmaya başladık. 21. yüzyıla özgü. Belki de kentlerin aşırı büyüyüp yoğunlaşmasına, bizi doğadan ve kendimizden uzaklaştırmasına bir tepki olarak kentle ilgili kavramlarımız artık genellikle doğa ve insan odaklı olmaya başladı. Yeşil kentlerden, çevreci kentlerden, sürdürülebilir kentlerden söz ediyoruz örneğin. İstanbul'a dair ekonomik, sosyal ve çevresel vizyonumuzun hedeflerini bu üç cümleyle özetledim. Ekonomik, sosyal ve çevresel kavramlardan yola çıkarak adil bir İstanbul, yaratıcı bir İstanbul, yeşil bir İstanbul kavramıyla İstanbul'u tanımlamaya çalıştım. Adil bir İstanbul sağlamak adına İstanbul'un cebinden çıkan parayı mümkün olduğunca azaltmak zorundayız. İstanbullulara verilen sosyal yardımları ise doğru noktalara en doğru şekilde artıracağız. Öncelikle İstanbullunun gıdaya, ulaşıma, eğitime, suya harcadığı parayı azaltmak durumundayız. Şehirdeki hayatı kolaylaştırmalıyız. Tüm bu alanlarda hem geniş kapsamlı, orta ve uzun vadeli program ve projelerimizi hazırlıyoruz. Hem de gündelik, acil, pratik olan çözümleri de üretmeye devam ediyoruz. Örneğin bir yandan İstanbul'un kendi yakın çevresinden, kendi kırsalından ucuza ve sağlıklı beslenebilmesinin altyapısını kurmak üzere bölgesel tarımsal koruma ve üretim planı hazırlıyoruz. Bir yandan da desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocukları için ücretsiz süt dağıtımını kademeli olarak çocuklarımıza
bu ay itibariyle ulaştırmaya başladık. Bir yandan metro yatırımlarını hızlandırmak ve arttırmak için kaynak bulmak üzere çalışmalar yürütürken, bir yandan da vatandaşlarımızın toplu ulaşım masraflarını azaltıcı sosyal politikalar öderek tedbirler alıyoruz. Dünyada ilk defa demeyeceğim, elbette birkaç, 7-8 kentin olduğunu biliyorum, hafta sonları başladığımız 24 saat toplu ulaşımdan yararlanmaları, ulaşıma bu katkıyı da sunarak İstanbul'un 24 saat yaşayan kent kimliğini daha da yukarıya taşımaya başladık. Elbette sosyal destek ve yardımlar palyatif çözümlerdir, bunu da biliyoruz. Ve sorun asıl çözümü ise sağlıklı ve doğru istihdamdır, buna da çalışıyoruz. Bu nedenle istihdam geliştirici politikaları da kararlılıkla şehrimizde uygulayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projelerle genişleyecek hizmet ağı sayesinde 200 bin kişiye bu dönemde iş sağlamak konusunda sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca bölgesel istihdam ofisleriyle, iş arayanlar ile yatırımcıyı ve işvereni buluşturacağız. İşsizliği yaratan en önemli etkenlerden olan eğitim sorununa en üst seviyede bu şehirde odaklanacağız. Her ilçede yeni gelişen ekonomilere uygun teknoloji, bilişim ve inovasyon içerikli sertifikalı eğitimler düzenleyeceğiz. Girişimleri destekleyeceğiz. İstanbul'da ticaret ve iş hacmini büyüteceğiz. Girişimcilere, startuplara ofis imkanı ve finansal destek sağlayan merkezler kuracağız. İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı'nı kurarak İstanbul'u güvenli bir şekilde yatırım yapabilir bir merkez haline getireceğiz. Bütün bunların sonucunda İstanbul ekonomik ve sosyal açıdan adil bir kent haline gelirken, tüm dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştireceğiz ve hayata aktif katılım imkanlarını onlarla buluşturacağız. Böylece bu kentte hiç kimse artık kendini dışlanmış hissetmeyecek, unutulmuş, haksızlığa uğramış asla hissetmeyecek. Bunların yanı sıra değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul'u yaratıcı bir kent yapmak istiyoruz. Ben ve ekibim her renkten, her sesten İstanbul'un potansiyelini açığa çıkarmak için bir hoşgörü ortamı yaratacağız. Müzik, sanat, tiyatro, sinema dahil eğlence alanlarına her türlü kültür sanat etkinliğini destek vermekle kalmayacağız. Şehrimizi tüm bu konularda dünyaya açık bir çekim merkezi haline getireceğiz. Yanı sıra İstanbul'u iddialı yeşiliyle daha da büyüterek yeşil bir kent haline getireceğiz. Bunun için İstanbul'un ormanlarını vadilere, vadileri de denizlerle buluşturacağız güzel İstanbul'da. Kişi başına düşen aktif yeşil alanı kısa bir süre içerisinde 10 metrekarenin üzerine çıkartacağız. 20 milyon metrekarelik toplam 15 yaşam vadisiyle İstanbul'un doğal hava koridorlarını kuzeyden güneye denizle buluşturacağız. İstanbul'un kuzeyinde 70 kilometrelik yeşil kuşak ile kuzey ormanlarına sahip çıkacağız ve kenti yeni bir yeşil kuşakla çevreleyip İstanbul'a büyük bir yeşil alanı kazandırmış olacağız. Birkaç hafta sonra insanlarımıza hemen yakınımızda Alibeyköy ilçemizde Alibeyköy ile Kemerburgaz semtleri arasında 5,5 milyon metrekarelik yeni bir yeşil alanı ormana açmakla kalmayacağız. Aynı zamanda yine birkaç ay içerisinde Sarıyer'de de 1 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanı halkımıza, kent içi yeşil bir alanı oluşturarak halkımızı açık hale getireceğiz.
İyi biliyoruz ki dünyanın en önemli sorunlarından birisi global ısınma sorunu. Bu sorunu dikkate alan her teknoloji ve şirketi şehrimizde destekleyeceğinizi bilmenizi istiyorum. İstanbul, adil, yaratıcı ve yeşil bir kent olma yolunda ortak akılla çok emin adımlarla ilerleyecek. Sürecin her aşamasında tüm kent dinamiklerinin ve vatandaşların aktif katılımını sağlayacak demokratik mekanizmalar kuracağız. İstanbul'un 5 yıllık stratejik plan hazırlık çalışmalarımızda bunun ilk örneklerini halkımızla birlikte düşünerek, üreterek hayata geçirmeye başladık bile. Tam da söylediğim gibi İstanbul'u adil, yaratıcı, yeşil, herkesin kendini özgür ve mutlu hissettiği bir kent haline getirmek hedefiyle güçlü bir şekilde yola çıktığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ancak çok iyi biliyoruz ki kentsel hayatın ruhunda, atmosferinde, kültüründe eğer hoşgörü yok ise o kentin adil ya da yaratıcı ya da yeşil olması asla ve asla mümkün değil. Hiçbir şekilde onun tadını orada yaşayan halk hissedemez. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, birbirinden çok farklı, çok çeşitli kültürleri, yaşam tarzlarını uyum içerisinde bünyesinde barındırmış olan İstanbul'un en önemli tarihsel miraslarından, en önemli değerlerinden birisi hiç kuşkusuz ki hoşgörüdür. Hoşgörü İstanbul'un binlerce yıllık DNA'sında vardır. Ve bundan sonra da böyle olacağını hepinizin huzurunda temin etmek isterim. O nedenle geleceğe umutla bakıyoruz. Barış içinde ve huzur içinde bakıyoruz. İnsanlığın evrensel değerlerinin İstanbul'un doku ve kültürüyle harmanlanmasının herkes adına çok heyecan verici sonuçlar üreteceğinden hiçbir kuşkum yok. İstanbul'un yakalayacağı sentezin yaratacağı yerel demokrasi ve insani gelişme modelinin tüm dünyaya ilham vermesini çok istiyoruz. Zira Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.